Kripto para dünyasından iyi günler diliyorum hepinize. Burada anlattıklarımız bir yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim amaçlıdır arkadaşlar. Videolarımız size faydalı olduğunu düşünüyorsanız arkadaşlar beğenip paylaşıp aynı zamanda yeni videolardan haberdar olmak için de abone olabilirsiniz. Burada özellikle Bitcoin'e başlarken arkadaşlar söylemiş olduğumuz bundan iki gün önce çekmiş olduğum videoda söylemiş olduğum belli destek ve direnç bölgeleri vardı. ve Bir sıkışıklık vardı ve bu bir yere patlayacaktı. Özellikle Bitcoin'de ve diğer coin'lerde hareketlilik beklediğimden bahsetmiştim. Ve güzel hareketlilikler yaşanmaya başladı. E, dün biraz bir toparlanma aşaması geçirildi ama bugün tekrardan yukarı yönlü güzel hareketlerin e, yani yavaş yavaş görünüyor. Özellikle Bitcoin Cash'te yarlanmadan dolayı bugün e, 8 Nisan yarlanmadan kaynaklı olarak diğer coinlerden biraz daha bağımsız hareket etti. Şu anda tekrardan bir stabilizasyon dönemi geçiriyor. E, benim söylemiş olduğum ben sonki videoda Bitcoin ile ilgili ee, 6700 e, 6900'lerden sonra 7147 bölgesi önemli demiştim. Bu bölgenin üzerinde iki gün kapanış görmemiz gerekiyordu. Arkadaşlar bakın kapanış derken e, o bölgelerin üzerine hiç iğneleme yapmadan e, benim özellikle kendi tarzım bu. E, hiç iğneleme yapmadan o bölgelerin üzerinde bir kapanış beklerim ve şu anda hala o bölgelerin önünde iğneleme var ve hala istediğim kapanış gelmiş durumda değil. Öncelikle bunu belirtmekte fayda var diye düşünüyorum. Onun dışında yukarı yönlü hareketlerde de arkadaşlar sırasıyla takip etmemiz gereken bazı bölgeler var. Buradan özellikle 4 saatliğe geçmek istiyorum. Şu anda günlükte aşağıdaki indikatörde hala al sinyalleri devam ediyor. Herhangi bir problem söz konusu değil. Burada değinmemiz gereken bazı önemli hususlar var arkadaşlar. Birincisi bir günlükte ve 4 saatlikte özellikle Kaufman 21 günlük hareketli ortalamanın üzerindeyiz. Bakın şurada siyah çizgiyle görmüş olduğunuz bir düşüş trendi var. Biz bu trendi kırdık ve dün itibariyle arkadaşlar tekrardan bu trendi kırdıktan sonra geldik. Bu bölgeden destek aldık ve tekrardan yukarı yönlü bir hamle gerçekleştiriyoruz Şu anda ikinci mavi bir çizgimiz var arkadaşlar. Bu ikinci düşen trend çizgimiz ve şu yukarıda görmüş olduğunuz üçüncüsü de arkadaşlar en son düşen trend çizgilerimiz. Ama bizim için 7147 bugün itibariyle 7174 olarak şartlamışım ben o bölgeyi. E, bu bölgenin üzerinde kalıcı olmak önemli. E, bu bölgenin üzerinde kalmak yukarı yönlü isteğin tekrardan devam edebileceğine dair hareketlerin olabileceğinin göstergesidir. Şurada 4 saatlik baza baktığımız zaman arkadaşlar bir saat sinyali gelmiş. Ama bu saat sinyali sıfır bölgesinin üzerinde olduğu için e, şu an için çok bir problem görünmüyor. E, bizim için önemli olan e, belli destek ve direnç bölgelerini iyi belirlemek. Şu anda 21 günlük hareketli ortamanın geçmiş olduğu bölge 7083 bölgelerinden geçiyor. Biz öncelikle eğer 7083'ü aşağı doğru kırarsak arkadaşlar 7030 bölgesi gelir ve ondan sonra da 6872 bölgesi gelir ki şu aşağıdan görmüş olduğunuz yükselen trend çizgimiz e, bu trend çizgisi daha önce 4 defa denendi özür dilerim 3 defa denendi ve hala bu trend çizgisi doğrultusunda yukarı yönlü hareketine devam ediyor bitcoin. Altcoin'lerde de bildiğiniz gibi hareketlilikler var ama bunun Bitcoin'in dominansıyla çok doğru orantılı hareketler var. Özellikle altcoin'leri incelerken belli haber akışları dışında arkadaşlar Bitcoin'in dominansıyla beraber değerlendirmenizde fayda var diye düşünüyorum. Bitcoin'den bağımsız olarak biraz daha. Burada 4 saatlikte arkadaşlar Bitcoin'de dediğim gibi hareketli ortalamanın şu anda 21 günlük hareketli ortalamanın geçtiği bölge tam 7174 bölgesinde. Yukarıdan düşen trend çizgimizin geçtiği bölge 7080 bölgesi. Aşağıda da kırılım gerçekleşirse... 6800 bölgeleri bizim için destek olarak şu anda duruyor. 6800 bölgesini son stop loss bölgesi olarak kendinize belirleyebilirsiniz. E, o bölge önemli. Yukarıda da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi genellikle şu bir ve şurada ikinci olan daha önceki videolarımı izleyen arkadaşlar bilir. E, özellikle birinci trend kırıldıktan sonra tekrar buradan destek alındıktan sonra bu bölgede belli bir konsolidasyon süreci geçirilir. Yani çok kısa aralıklarla e, hareketler yapılır. Ama önemli olan bizim ilk önce şu bölgeleri geçmemiz gerekiyor ki bu bölgede arkadaşlar tekrardan 7530 bölgesi. Önümüzdeki günlerde 7490 bölgelerine, 7500'lere doğru düşüyor. <laughs> Bunun da öne, e, düşmesinin sebebi yukarıdan gelen bir düşüş trendi var. E, biz bunu geçerken de yani açmamız gerekirken de bu bölgeyi açmamız gerekiyor. Bu bölgeleri açtıktan sonra da arkadaşlar bizi bekleyen son nokta. 7.985 bölgesi olur. Zaten 7.985 bölgesi bana göre e, büyük yükseliş için e, önemli olan noktalardan birisi. Ve 7.100 bölgesinin özellikle 7.200 bölgesinin üzerinde e, haftalık bazda değer kalıcılık gösterebilirse e, bunlar gerçekten önemli sinyaller. E, iyi değerlendirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii ki bunlar kendi adıma. E, aşağıdaki indikatörümüz dışında arkadaşlar şimdi bir de çimok kubultu özellikle incelemek istiyorum. Arkadaşlar çizimleri kaldırdım. Çizimleri kaldırdıktan sonra çubuk bulutuna geçmek istiyorum. Çünkü çubuk bulutunda burada önemli detaylar var. Özellikle de momentum bakımından çubuk bulutunun çok önemli olduğundan bahsetmiştim daha önce sizlere. zaten şurada görmüş olduğunuz gibi çubuk bulut günlük anlamda şu bölgede ne zaman? 1 Nisan'dan sonra bir A sinyali üretmişti. Bu A sinyalini ürettikten sonra belli bir konsolidasyon süreci yaşandı yaklaşık 4 gün. Ve sonradan tekrardan gelip kendisini bulutun üzerinde yani alt bölgesine attı. Alt bölgesinden sonra da arkadaşlar e, bulutun zaten şu bölgede çok büyük bir incelim söz konusuydu, incelme. Ve buradan yatay bir şekilde çok sert hareket yapmadan kendisini bulutun üzerine attı. Şimdi günlükte bulutun üzerinin düz olması ve açık olması e, gerçekten önemli destek ve direnç bölgede yani yukarıda büyük dirençler şu an için söz konusu ama bu bağlamda günlük bazda bizim bulutun üzerine geçmemiz momentum açısından çok değerli ve al sinyallerimiz hala devam ediyor ve aynı zamanda aşağıdaki indikatörümüz zaten sıfır bölgesinin üzerinde bu bölgeden sonra özellikle günlük bazda belli bir konsolidasyon süreci yaşadıktan sonra ve çumak bulutun üzerine geçirilmişse matematiksel olarak biraz daha yükselmesi beklenir arkadaşlar ve bunun için de tekrardan haftalığa dönmemiz gerekir Arkadaşlar haftalıkta yaklaşık 4 haftadır var olan o büyük düşüşten sonra hiç soluk kesmeden PDRP pey, yavaş yavaş bir yükseliş söz konusu. Bu yükseliş de arkadaşlar yaklaşık 4600 bölgelerinden başlamıştı. Ve şuradaki aşağıdaki indikatörümüz hala bir al sinyal üretmiş durumda değil haftalık ama bu e, hareketlilikler bu bağlamda devam ederse haftalık bazda tekrardan yukarı yönlü hareketler gelir. Şimdi günlük bazda özellikle çumak bulduğunun üzerine geçildikten sonra arkadaşlar bakın aşağıda haftalık bazda çumak bulutunun tepe noktası ve aynı zamanda 21 günlük Kaufman hareketli ortadan geçtiği bölge şu anda bir kesişimle. O da 8397 bölgesinden geçiyor. Ve benim e, kendi kullanmış olduğum bazı teknikler var arkadaşlar. Bu teknikler doğrultusunda ben aslında bundan haftalar, iki hafta önce de daha 500'lerdeyken bile şu bölgelere doğru kademel olarak gelip o bölgelerden o bölgeleri geçip geçmeyeceğin önemli olduğundan bahsetmiştim. Ve şu anda biz aslında tam o bölgedeyiz. Şurada arkadaşlar tekrardan o bölgeleri şöyle göstermek gerekirse aslında bizim hareketimizin başlangıç noktası şurası. Şu görmüş olduğunuz bölge oradaki konsolidasyon hareketinden sonra haftalık bazda. Ondan önce tabii ki bir konsolidasyon süreci daha var. Ama özellikle o bölgelerden sonra belli bir hareketlilik gelmişti. Biz bu hareketliliğin tamamlanma noktası olarak da zaten şu bölgeler aslında belliydi. Şimdi bizim hafta bazda özellikle bu haftaki kapanış eğer o bölgenin üzerinde yapabilirsek bu bizim için çok değerli olur. Ve bulutun alt bölgesine kadar yani öncelikle 8400'e kadar bir hareket. E, görme ihtimalimiz gerçekleşebilir. Tabii ki bunlar bir ihtimal dahilinde arkadaşlar. Birer yatırım tavsiyesi değil. Sadece matematiksel olarak. Onun için de belli ve e, direnç bölgelerinin kademi olarak biraz önce e, günlük ve 4 saatlik bazda belirlemiş olduğum direnç bölgelerinin kademi olarak açılması gerekir. Günlük bazda çimoku bulutun üzerine 60 haftalık bazda dediğim gibi çimoku bulutuyla ilgili beraber tekrardan yukarı yönlü bir hareketin gelmesi beklenebilir. Ama burada beni ürküten diğer bir tablo da arkadaşlar. bundan iki mum önceki şu son ilk düşüşten sonraki iki tane mumun şekli bunlar benim... E ...pek hoşuma giden mumlar değil. Ben bunu daha önce de belirtmiştim sizlere. E, o yüzden hala içimde bir tedirginlik var. Tabii ki yukarı yönlü hareketler gelebilir. Bütün mum formasyonları gerçekleşecek diye bir kaydı kesinlikle yok. O yüzden destek ve direnç bölgeleri önemlidir. Ama tabii ki bu benim için e, hala bir telaş. Yani telaş değil de yani aşağı yönlü tekrardan bir hareketin olabileceğine dair... E, ...ihtimalin hala göz önünde bulundurulması gerektiğini gösterir tekniksel olarak. O yüzden bu e, bölgelerde özellikle... E, alım yapacaksanız ben zaten kesinlikle bir yatırım tavsiyesi veremem ama stop loss kullanmaya çok önem göstermeniz gerekiyor diye düşünüyorum. E, geri geliyor stoplarınız patlayabiliyor ama arkadaşlar önemli olan o değil. Mesela şu bölgede daha önceki bölgede eğer stop kullanmadıysanız şu büyük çöküşü yaşadıysanız stopun ne kadar önemli olduğunu o zaman da anlamış olmanız gerekirdi diye düşünüyorum. Ee, bu tabii ki tercih sizin. Kimse bu konuyla ilgili zaten size bir şey söyleyemez. Çünkü yatırımı ve yatırımı nasıl yönetmeniz gerektiği ile ilgili kendiniz iyi kararlar almanız gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi 4 saatlik bazda çumak bulutunu inceleyelim arkadaşlar. Günlük bazda dediğim gibi çumak bulutunun üzerinde olmamız tekrardan yukarı yönlü bir isteğin olabileceğini gösterir. Bakın arkadaşlar 4 saatlik bazda burada çumak bulutunun üst tarafında çumak bulutuyla beraber çalışan Öncülerimiz orada zaten e, bir al sinyali şurada görmüş olduğunuz gibi mavi kırmızıyı kesmiş ve burada bir güçlü al sinyali oluşmuş. O güçlü al sinyalinden sonra da özellikle de konsolidasyon döneminden sonra gelen güçlü al sinyalleri çok değerlidir. Şurada görmüş olduğunuz konsolidasyon dönemi. Zaten Hı. bu konsolidasyon döneminden sonra özellikle ben paylaşmıştım bu bilgileri sizlerle. Ee, şu anda söylemek istediklerim bunlar. Ee, bu bağlamda arkadaşlar Bitcoin'e dikkat etmenizde fayda var. 4 saatlikte de şurada hareketli ortalamanın geçtiği bölge 7178. Bu bölgeye gelip buradan destek alması normal olarak kabul edilir. Aşağı bölgede e, o bölge kırılırsa 7058 bölgeleri eğer o bölgeler de kırılırsa arkadaşlar kademel olarak 6800 bölgeleri tekrardan bizim için e, beklenmesi gereken bölgeler arasında yer alır ki e, gerçek anlamda orta vade yatırımcılar için şu andan itibaren önümüzdeki saatlerde ama ileriki saatlerde 6800 bölgesi 6000 hatta tam olarak şöyle burası böylece yaklaşık 11 Nisan şu bölge 6574 bölgesi ileriki günler içerisinde de arkadaşlar 6600 bölgeleri son stop bölgeleri olarak belirlenmesi gerekir yani orta vade yatırımlar için uygun olması gereken bölgeler arasında. Tabii ki siz kısa vade yatırım yapıyorsanız her zaman e, takipli stop kullanmanızda fayda var. Bu da %2, %3, %5 hareketler yukarı yönlü çıktıkça stopunuzu yükseltirsiniz. Onunla ilgili zaten teknik veriler söz konusu. E, bu bağlamda yatırımlarınıza dikkat etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Tekrardan beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.